Selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi 3 tane replayımız var. Bu 3 replayı bir videoda atacağım. 2 tane Leopard 1 tankının replayı, 1 tane de STB-1 Japon orta tankının replayı. 3 replayda da 2 orta tankın ne kadar etkili bir orta tank olduğunu göreceksiniz. Ne kadar efektif tanklar olduğunu göreceksiniz. Ve 2 tankın da her zaman söylüyorum oyundaki en iyi tanklar olduğunu, en iyi ortalar olduğunu söylerim ben özellikle seviye 10'da. Ben buna Projetto'yu da dahil edebilirim. O da kaliteli bir tanktır. Ama bu iki tank eşsiz özellikleri diyeyim sayesinde çok ön plana çıkıyorlar. Leopard'ın mermi hızı muhteşem. Saniyede 1480 metre bölü saniye. STB'nin eğilmesi muhteşem. İkisi de hızlı, kıvrak, manevra kabiliyeti yüksek tanklar. İkisinin de az çok kamuflajı var. Benim burada tercihim teleskobik ve kamo Leopard'da. STB'de teleskobik kullandım. Kamo kullanmadım. Çabuk yüklemesini istedim daha hızlı bir şekilde. Teleskobik bazı yerlerde hayatınızı kurtarıyor. Lütfen şunu kafanızdan çıkarın. Şu at gözlüklerini atın. Yani orta tanka teleskobik takılmaz. Light'a teleskobik takılır. Niye? Yani eğer light işini yapmıyorsa benim spot vermem gerekmeyecek. Evet. Ha keşke çok çok böyle tahvilim olsa da iki tane donanım profil oluşturursam birinde spot mekaniğine yönelik öbüründe hasar vermeye yönelik oluşturabilsem. Ama yok. Ama ben burada daha iyi nişan almaktansa düşman tanklarını görmek kafasındayım. Çünkü göremediğiniz bir şey vuramazsınız ne kadar işin nişanınız iyi olursa olsun. Leopard'da da aynı şekilde. Ben burada hem gizleneyim hem de düşman tanklarını göreyim kafasındayım. Ben göremediğim düşmana ateş edemem ve ben bu tankla dibine girip vuramayacağım. Evet, yeri girecek, göreceksiniz. Çok güzel bir hamle yapıp gafiladığımız tanklar olacak. Abi yeri gelir ben T95'e turbo takarım. Yeri gelir IS-4'e turbo, IS-7'ye turbo takarım. O ayrı canım, turbo light tanka takılır. Niye hızlı? Light'ın hızlı gitmesin. Ben IC değil hızlı gideyim. Zaten az çok hızlı bir tank. Biraz daha hızlı gitsin daha iyi bir pozisyon alayım. İlk baştaki o tepeye ben geçeyim. Neyse şimdi çok fazla geyik yaptık. Leopard'la beatbox yapacağız. STB'de de böyle pneumatik ispansiyonumuzla twerk yapmaya gidiyoruz. Reply'lardayız. Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Stüdyo Ziyan kağıtasındayız. Ve Leopard'ımız da burada bir beatbox yapacağız Acun abiye. Değil mi? Şimdi Leopard'layız ama iki tane de arkadaşımız var. Erhan ve Batu. VZ ve Conqueror tarklarıyla geliyor. Onlar direkt zaten fabrika tarafına gidip oradaki ağır hattını tutacak. Teleskobik dürbünüm var. Bilerek alıyorum. Bilerek Leopard gibi bir tanka takıyorum. İlk alacağım pozisyon da bu tepe. Herhangi bir hata yapıp açılacak tankları bekliyorum. Çıkar çıkmaz da yetenekli topumla nişan kabiliyeti yüksek tankımla vuracağım. 121 görüyorum. Birazcık sakin nişan alıyorum. O da muazzam bir hata yapıyor. Gördüğünüz gibi duruyor. Ve ben hasarımı veriyorum. Leopard'ın öne çıkan özelliği nişanı ve hızıdır. Topu ve hızıdır demek daha doğru olur aslında ama mükemmel bir mermi hızı var. Mükemmel bir nişan kabiliyeti var. İyi hızı ve iyi manevra kabiliyeti vardır Leopard tankının. Buna ben biraz da sniper ekliyorum ve teleskobik dürbün taktığımda da Leopard çok farklı bir yere evrilmiş oluyor. Şimdi burada atışı kaçırdım. Önemli değil. Uzunca bir süre bu tepede kalacağız. Ben burada çok fazla bekletmek istemiyorum sizi. Biraz ileri alacağım. Evet, o tankı bırakmıyorum. O tankı da kafaya taktım ben. 121 hata daha, 121B bir hata daha yapar mı diye bakıyorum. Hatasını yapıyor ben de affetmiyorum. Bu sefer 458 damage'imi atıp 372 spot hasarımı cebe koydum abi. Koyduk. Bundan sonra kafa rahat. Şimdi Leopard olarak bilmeniz gereken şey topunuzun iyi olduğu hızlı nişan aldığınız. Yani çok fazla beklemenize gerek yok. Zaten nişangahın ne kadar çabuk kapandığını görüyorsunuz. Ve ne kadar o yuvardan minik olduğunu görüyorsunuz. Evet yine bu tepedeyiz. Burada çok fazla bir yapabileceğimiz bir şey yok. Biraz maç kilitlenmiş görünüyor benim açımdan ve diğer tanklar açısından. Ama hemen bir haritayı okuduğumuzda daha çok ağırlarımız var. Sağ tarafta TD ve ağırlarımız var. Yine sol tarafta da öyle ama en büyük eksiklik en sağdaki tepe. Bu haritada kilit noktalardan biridir o tepe. Çünkü o tepe fabrika hattındaki ağırlara destek verebilir. Oradan spot yapabilir. Hatta bizim base'deki C0 hattını ya da C2 hattını ya da B0 hattını da görebilir ve oradaki TD'leri de vurabilir. Dolayısıyla o tepe bu haritadaki en stratejik tepelerden biri. Şimdi burada işler karışmaya başlıyor açıkçası benim açımdan ve takım açısından. Çünkü kepleniyoruz. Ciddi anlamda kepleniyoruz. Düşman bizi keplemeye başladı. 3 tane, 2 tane tank oturdu. Biraz sonra 3. tankları da kepe girecek. Ve elimiz kolumuz bağlı. Bağlı olmasının sebebi oradaki A5-6 hattındaki tepeyi düşmana elimizde sunmamız. Altın tepside sunduk resmen. Resmen al abi ya da senin olsun ya hadi o da benden ya falan diye sunduk. Tabii ki Leopard'ımız var. Beatbox yapacağız dedik. Acun abiye söz verdik ama yok. Ne yapacaksın sen bu akşam? Beatbox abi. Yani normal beatbox. Hala beatbox yapamıyoruz. Hala hasarlarımız gelmiyor.
Yapmamız gereken şey sözümüz tutmak. Hala karışık durum. Yanımdaki bir tank garaja yollandı. Aslında buralar artık bizim sıkıntıya girdiğimiz dakikalar. Obje 283 diyor ki kardeşim diyor ben işin farkındayım. Tepeye gideceğim diyor. Hepsiniz diyor, hepiniz diyor sorumsuz tanklarsınız diyor. Ha diyor tepeye gidiyorum diyor. Şimdi tepeye doğru çıkıyor obje 283. Oraya çıkıyor ama ne yapacak orada? Ben kendime soruyorum ve obje 283'e de soruyorum. Eğer Jack Tiger'dan ya da bizim arkadaki TD'lerden Jack Panzer E100 özür diliyorum. Jack Panzer E100'den destek gelmezse ya da başka bir tanktan oraya destek gelmezse onun yapabileceği bir şey yok. Şimdi burada Erhan bana diyor ki Erdem arkaya geç. Fakat benim orada arkaya geçmem inanın hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü ben daha geçerken yolda işte o tepedeki tanklar tarafından spotlanıp garaja gönderileceğim belki. Ya da çok ciddi hasarlar atacağım. Benim şu anda 20'yi. Bir Leopard var. Bir pusuda yatan Leopard var. Kimse yerini bilmiyor. Burada adamlar ciddi anlamda keplemeye kafaya koymuş durumda. Onlar da farkında oyun kilitlendi. Şu anda oyunu açacak taraf onların sol taraf. Bu arada gözüme bir beyaza takılıyor. Onunla da hasarımı veriyorum. Kendim spotlanıyorum ateş ettikten sonra 1331 hasara ulaşıyorum. Buraları geçebiliriz. Burada çok fazla bir şey yok. Çaresizlik görüyorsunuz. Oraya mı bakayım, buraya mı bakayım? O diyorum, ne yapıyorum ben diyorum. Onu nişan alacağım, yok alamıyorum. Evin arkasında, o işte kepin arkasında. Haritaya baktığımda sağ tarafın çöktüğünü görüyorum. Ve hazırlan diyorum, bir bak zamanı. Seni bekliyoruz. Bir su içebilir miyim? CS'ye ilk atışımı yapıyorum. Tekrar nişan alacağım CS'ye. Alıyorum. Gir içeri girdi. Dışarı çıktı. O mutlaka çıkacak. Onlar bizim ağırları vurmak için geldi oraya. Bir atışımı daha yapıyorum CS tankına. Ve son bir atış daha yapacağım CS tankına ki iyice canı yansın. İyice ne böbrek ne dalak ne ciğer kalsın. Her şeyi bıraksın diyorum. O da zaten bıraktı gitti. Fakat hala tehlike devam ediyor. Ortadan bir tane VZ'leri basıyor. Sol tarafta hala bizim tanklarımız sıkışmış durumda. Ve adamlar hala kepte. Bizim tanklarımız kepi bozuyor. Onlar da geri çıktı şimdi. Şu anda kepleyen bir taraf yok. Fakat bizim ağırların ve TD'lerin bu bölgedeki manevrası tamamen kapanmış durumda. Ve Erhan bana diyor ki ısrarla abi arkaya geç. Abi arkadan destek ama hiçbir şekilde arkadan destek verebilecek durumda değilim. Udes'i görebilir miyim diye baktım yine göremiyorum çünkü Udes tepenin altında kalıyor. Udes şunu yapmayı düşünüyor. En sağ tarafa geçip ya tepenin üstünden yükselecek güneş gibi ya da en sağ tarafa geçip arkada snipe yapıp bizi avlamayı düşünecek. Burada artık bir karar vermek zorundayım. Basma zamanım çok önemli. Udes orada, arkada CS var, yukarıda Jack var. Çok tedirgin durumdayım. 5'e 5 durum, 2579 hasardayım ve diyorum ki bir bak zamanı. Evet. En arkaya gidiyorum. Haritanın en arkasına. Direkt en arkaya gidiyorum. Burada yine en arkadan çizginin böyle milimetrik yanından geçerek otların arasından falan bir atış pozisyonu bulabilir miyim? Oradaki ağırlara bizim heavy'leri rahatlatayım diyorum. Onların oradan çıkamama sebebi CS, Jack ve karşılarındaki ağırlar. İşte o tepe niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü bizim ağırları arkadan sarabilirler. Allah'tan Udesleri biraz pasif. Belki doğru şeyi yaptı. Çünkü rahatsız edebilirdi. Yine vuruyor onlara bakın Udes. Yine arkadan tık 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 gıdım 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 yiyor. Udes buralarda bir yerde. Udes'in hiç beklemediği bir anda çıkıyorum. Arkaya doğru bakıyorum. Udes'i önümde görüyorum. Nişanımı alıyorum. Atışımı yapıyorum. Udes ona ne oluyor falan derken bir atış daha yapıyorum. Topum çok hızlı yüklüyor Udes'e göre. Udes bana daha dönmeden ben ona hasarımı veriyorum. Ve arkadaki en büyük tehdidi ortadan kaldırdık. Orada bizim ağırlar da biraz daha iyi pozisyon aldı. Fakat orada Erhan bana kayıyor. Allah senin belanı vermesin oğlum niye gelmedin diyor. Diyorum ki gelseydim çok rahat öldürdüm. Jack Tiger tepede. Bunu biliyorum. Sıkıntı yok. 3200 hasardayız. Tepeye doğru gidiyorum. Otların içine geçtim. Atışımı yaptım. O da bana atış yaptı. Spotum düşmemişti. Burada küçük bir hata yaptım ben. En az 10 saniye kadar beklemeniz gerekiyor. Spotunuzun düşmesi için. Şimdi onu yapacağım ve 10 saniye bekleyeceğim. 10 saniye bekliyoruz. Şaka yapıyorum. İlerletiyoruz abi. 3773 hasardayız. 1294 spottayız. Tepeye doğru çıkıyoruz. Önemli bir tepe. Jag'ı görüyorum. Altına nişan alacağım. Topum tabii ki izin vermedi. Ona atışımı yaptım. Ona bir atış daha geldi. O bana atışımı yaptı. Arkasına döneceğim. Jag'a nişanımı aldım. Artık kesin ben de o diyorum. Ve evet. Jag'ı garaja yolluyoruz. Artık şu anda arkadaşlar maç bizim. Şu anda maç bizim. Artık bundan sonra maçı kaybetme durumumuz yok. Tepeyi aldık.
ağır bölgesini temizledik. Ağır bölgesinin arkasına sarkan metleri temizledik. Şimdi burada benim orada pozisyon almam, arkada yatmam, o metlere atış yapmam çok önemliydi. Çünkü o anda gördüğünüz gibi bizim diğer takım arkadaşlarımız da soldan basarak sol tarafı yarmaya çalıştı. Eğer ben arkada durmasaydım, inanın o Udes ve oradaki CS bizim çocukları arkalayacak, çok rahat bir şekilde şehri kaybedecektik. Bundan sonra ben hasarıma bakıyorum abi. 12-8, %99,9 maçı kazandık. Ovi 430'u hala korkuyor. Cap yapalım diyor. Destek istiyor. Gerek yok diyorum. Ben burada ateş etsem de çalı da olmasa açılmam diyorum. Zaten bana bakmıyorlar. Diyorum bu ne? Hani övdüğümüz top mu? Diyorum. Ama panik yok. Nişanımı alıyorum FV'ye. FV bıdık bıdık hareket ediyor. Bizden kaçmaz diyorum. Bir hasar daha veriyorum. Topumuzu hemen yüklüyoruz. FV'ye hemen nişanımızı alıyoruz. Ve bir atış daha yaparak FV'yi garaja yolluyoruz. Artı var karşımızda. Ona nişanımı alıyorum. Artı kaçtı. Önemli değil, önemli değil, önemli değil diyoruz. Ne olacak? Beatbox yapmaya devam ediyoruz. Acun abimize arkaya doğru dolaşıyorum. Önümde kaya var. O kayadan dolayı ona nişan alamayacağımı düşünüyorum. Burada birazcık ben kolsuzluğum, beceriksizliğim. Burada T95'in bana doğru döndüğünü görmedim. Atışımı yaptım ve mermi muazzam bir şekilde görmüşsünüzdür. Sağdan geçti. T95 tankın arkasında kaldı. Aslında çok daha fazla hasar verebilirdim burada. Fakat birazcık farklı bir pozisyon aldı. Öndeki tankı hesap ederek ya da beni hesap ederek değil ama tekrar hasar vermeye devam ediyorum. Ve son bir atışımı daha yapacağım T95'e. Bunu da garaja yollayacağım efendim. Bu birinci maçımızdı Leopard'la. Şimdi ikinci maçı atacağım ve sonra da STB maçını atacağım. Birazcık uzun bir replay olacak. 3 adet replay izleyeceksiniz. Evet, öve öve bitiremediğim Leopard tankıyla ikinci replaydayız. Bozkırlar haritasında oynuyoruz. Burada yine Leopard tankıyla oynuyoruz ve Leopard tankının yine burada ne kadar affedersiniz ama bir tank olduğunu göreceksiniz. Ağzımda ciklet, elimde mouse, sniperlıcık oynayacak gibi bir şey olacağız. Çok uzaktan giden EBR'ye rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Çünkü merminizin hızı yanılmıyorsam şuradan bakalım 1480 metre bölü saniye. Yani saniyede 1480 metre yol alan bir mermiye sahipsiniz. Bu size hızlı giden tankların önüne değil de ortasına nişan almanıza sebebiyet veriyor. Spot gelir de biz vurmaz mıyız? Konuşamıyorum. Spot gelir de biz vurmaz mıyız? Ona da atışımızı yapıyoruz. Bu arada arkadan bir atış geldi. Spottan vaz geri düşüyorum. Şimdi iki reply de aslında snipe üzerinde kurulu. Fakat ikisinde de yaptığımız hamleler çok farklı. Az önceki reply'da hatırlayacaksınız diğer leoparla biraz geride yatıp zamanı geldiğinde geride yatarak arkayı temizledik ve yine zamanı geldiğinde snipe yaptığımız bölgeye basarak orada 3 met vardı ya da 2 met vardı oraya basarak metlerin sayısını ve canını düşürdükten sonra tek kalan bir Udes'e basmıştık. Bu arada affımız yok gördüğünüz gibi görür görmez mermimizi atıyoruz. Saniyede 1480 metre bölü saniye. Eğer yavaş giden bir mermi olsaydı ben o tankın az önce vurduğum tankın ya da ilk başta vurduğum tankın hareketini tahmin etmem gerekiyordu. Fakat Leopard'a buna gerek yok. Çünkü merminiz namludan çıkar çıkmaz hedefe gidiyor. Haritaya baktığımızda enteresan bir hal alacak harita. Bunu fark ediyorum. Zaten spotlanacağız birazdan. Evet bizim ağırlar çok ciddi bir şekilde bizim ağırlar ortalar çok ciddi bir şekilde soldan bastı ama bir faydası yok çünkü oradan ilerleyemiyorlar. Bunun da en büyük sebebiyeti adamların arkaya yatmış olması. Şimdi ben burada yuh falan diyeceksiniz belki ya orada da yatılır mı falan diyeceksiniz ama ilerleteyim. Benim burada yatabileceğim ya da orada kendimi koruyabileceğim çok fazla bir yer yok. Bakın, şöyle anlatayım size. Eğer ben gördüğünüz tankla buraya, leoparla buraya değil de şu bölgeye gitsem, şu bölgeye gitsem, şu anda gösterilen bölgeye gitsem, orada çok fazla dayanamayacağım. Niye dayanamayacağım? Bir, spotum çok rahat düşecek. Önümde beni koruyabilecek bir çalı yok. Hadi yandaki çalıya girdim. Fakat o çalıya girdiğinizde çok rahat atış şansı bulamıyorsunuz bu bölgeye. Şuradan gelen tanklara o çalıya girdiğinizde çok rahat atış şansı bulamıyorsunuz. Evet bir kaya var fakat kayanın arkasına çıkarsanız poponuz açıkta kalıyor ve yine buradan gelebilecek bir orta tank ya da light tank sizi çok rahat spotlayabilecek ki adamın hala LT-432 32'leri hayatta. Dolayısıyla ben buraya çıkıyorum ve diyorum ki burada bir çalı var. Nispeten bir kaya var. Az çok yamuk yumuk bir kaya var. Bu beni korur. Ve zaten çıkar çıkmaz da oradan gelecek tankları vurmaya çıkıyorum ben. Ağırları durdurmaya çıkıyorum. E yüzü gördüm, atışımı yaptım.
Şu anda ben umurlarında değilim. Boraska gördüm, atışımı yaptım. Spotlandım. Yine hedefimi alacağım Boraska. Bakın E100'den kendimi koruyarak, alta düşerek Boraska farklı bir açıdan bakıyorum burada. Fakat Boras da o kadar aptal bir yerde ki, yani kayanın böyle ucundan poposu görünüyor. Vuramadık, neyse dedik. Devam edeceğiz. Burasını tutmam gerekiyor. Biz burada Vasilius vardı ya, bir tane şey. Sniper. Rus. Vasilius muydu adı? Simao vardı bir tane. Finli. Onun gibiyiz yani. Hani onun gibi mümkün olduğu kadar hattı tutmaya oynuyoruz. Benim gibi kafası çalışan iki arkadaş da aslında benim gitmeyeceğim yere gitti. Yani ben taret oynayamam orada ama belki onların zırhı mırhı falan filan götürür işe. Aynı zamanda benim burada durmamın ve risk almamın sebebi de spot vermem. Spot verebilmem. Tekrar söylüyorum. Orta tanka teleskopik dürbün takılır mı lan? Sorusu dünyanın en saçma sorusu. Bunu soranın ya da bunu söyleyenin bence IQ'su 2'lerin altında falan yani. Tek haneli. Niye biliyor musunuz? Keşke tahvilim olsa da iki tane donanım dizsem buraya. Yeri geldiğinde, onun yeri geldiğinde nişangahla oynasam. Ben burada teleskopik olmasa çok zor spot vereceğim. Çok zor. Evet vereceğim ama çok geç spot vereceğim. Vesaire vesaire. Şimdi ben gördüğüm tankları sürekli vuruyorum. Buradayım. Burada olduğumu biliyorlar. Arada atış yapıyorlar. Burada birazcık RNG ve benim şansım ve Borask'ın çok uzaktan görmesi beni ve çok küçük bir vücudumun, ya da vücut demeyelim ona, bölgemin çok azını görmesi şansıma. Bu arada biz burada artık diyoruz ki abi evet risk fazla, adrenalin çok fazla ama burada geç kaldım, ama benim burayı tutmam demek takımı tutmam anlamına geliyor. Bir sniper gibiyiz. Sıkıntı yok. Tutmaya devam ediyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi bizim artık oraya giden tanklar öldürülmüş. Ağırlar. Birçoğu gitmiş. Ve ben ortayı da görüyorum buradan. Tam haritanın ortasını görüyorum. Ve CC 1 MK 2 tankını bir atışımı yaptıktan sonra ikinci atışımı da yapıyorum ve garaja yolluyorum. Çok önemli bir tehdit kalktı. Bakın ortadan gelecek demiştim ya o tanklar. Niye ilk başta şu bölgeye gitmediğimi söylemiştim ya size. İşte ortadan gelecek tanklara orada korumasızsınız. Az önceki maçta beatbox yapmıştık. Gördüğünüz gibi o beatboxlar da devam edecek. Leopard tankıyla beatbox bizim işimiz. Biz Almancıyız. Alman nereden geldim? Ben beatbox yapacağım. Devam ediyoruz. Leopard tankı. Ah acınabi. Nerede burada bir tank? Bana bir tank ver acınabi. Acınabi tank ver. Leoparımla vuracağım onları acınabi. Diye devam ediyoruz. Yok abi, tank yok. Adamlar da şimdi birazcık tedirgin, biliyor musun? Ya adamlar da ne oluyor falan kafasında. Orada bir ağaç falan yıkıldı, onu gördüm. Biraz işkillendim açıkçası. Birileri oradan gelecek eminim. Zaten projekte orada. Belki E100 geri çekildi, oraya geçti. Bilemiyorum ama oralarda birkaç tank var. Ve ilk atışımı yiyorum açılarak. Aa, bizim hurmalar niye yok? Bu arada beatbox yaptık. Türk kahvesi geldi. Türk de kahvesi ve yanında Türk lokumu. Leopala mükemmel bir bonus oluyor. Ne bonusu oluyor? Leopala %15 bonus veriyor. Evet. %15 bonus Türk lokumu ve Türk kahvesi. Dedim ya, çıkacaklar. Mutlaka çıkacaklar. Çünkü basmaları gerekiyor. Avantaj onlarda. E100'e hasarımı veriyorum. Bir yandan oradan çıkacak TD'ye karşı kendimi korumaya çalışıyorum. Bicir'e karşıma kendimi korumaya çalışıyorum. O da kafasını gösteriyor. Atış altındayım. Arada vurdukları oluyor. Çok ciddi hasar vermeye başladılar burada. Çünkü kendimi çok açığa çıkardım. Ama o E100'ü garaja yollamak zorundayım. Buradaki tüm tankları garaja yollamak zorundayım. 4178 hasardayız. Durmak yok diyoruz. Atışlar geliyor. Onlar da köyden atış yapıyor. Burada birazcık bekliyorum spotum düşsün diye. Tekrar E100'e çıkacağım. E100 arkaya doğru gidiyor. Kaybolmuş E100. Nereye gitti bilmiyorum. Hiç önemli değil. Kısmetimizde bu varmış dedim. Sektirdik. Evet, olur böyle şeyler diyoruz. 274 A'dan sektirdik. Bakın neredeyse adam haritanın ortasında. Bu çıktığım bölge haritanın çok büyük bir kısmını kontrol ediyor. Evet, E100'ü gördüm. Bu sefer gördüm. Ön altından nişan alıyorum. Birazcık da RNG'nin yardımıyla hop E100'ü hacıladık. Şimdi ateş eder etmez açılacağım. Bu çok net bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada bir projetto var. Ve Projetto benim orada olduğum bir bana kafayı takmış durumda. İçinden diyor ki ulan şerefsiz. Ulan senin var ya, senin ananı avradını falan diye kızıyor Projetto, ama o kadar çaresiz ki çıkar çıkmaz atış alacak.
Benim hedefim Projetto ama oradan bir TD gördüm. Önce dedim Borask'ı göndereyim şeye, garaja. Onu yolladık. Orada Borask da var. Çok kalabalık orası. LT artık kaçmak zorunda hissetti kendini. 11-8 bizim avantajımıza dönmeye başladı. Ve haritaya baktığınızda bizim iki tane adamın mükemmel yaptığı bir hareket var. Sharpshooter ve STA1. Adamlara basarak adamları da zor durumda bırakmak istiyorlar. Yani rahat bırakmayayım, rahat durmasın istiyorlar. 12'ye 8 artık kazandık. Ben de bu dakikadan sonra basıyorum zaten. 4610 hasardayız. Hedefimiz VK tankı. Projetto kaçtı büyük bir ihtimalle. LT büyük bir ihtimalle kaçtı. Çünkü artık oraların çok zayıfladığını anladılar. Ve hiçbir şekilde beni arkada yatan bu muazzam sniper'cıyı, bu Türk lokumu ve Türk kahveli sniper'cıyı geçemediler efendim. VK. İşte %15 bonusları görüyorsunuz. Artı 15 olmasa kim bilir kaç vuracak. 401 vurduk, Allah belamızı vermesin. Nasıl kahve, nasıl bonus bu? Ulan bir box yaptık, seçildik. Birkaç şov, bir kafa üstünde falan döneyim. İşte Acun abiye bir espri yapayım. Hülya abla falan de. Oo çok güzelsiniz Hülya Hanım falan filan diyeyim. Bunun kapısındayım. Ama yok, yapamıyoruz. Kaçıyor bizden. Projetto ve 5019 hasarda kalıyoruz. Şimdi bu ikinci reply'di gördüğünüz gibi. Leopard tankıyla oraya geçmesem inanın içimizden geçerlerdi. İçimizden geçerlerdi. Orada 5000 hasar attım ve böyle durumlarda caydırıcı güç olmanız çok önemli. Bir tanksın nasıl caydıracaksın demeyin. Topunuz çok hızlı yüklüyor. Attığınızı vurmama ihtimaliniz neredeyse yok. Evet. Şimdi üçüncü maça geçiyoruz. Bu da enteresan bir maç. Bu da çok ilginç bir maç. Geçelim. Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bir World of Tank replay'inde yine birlikteyiz. İğrenç bir geyik yapmayacağım. Şimdi iki tane Leopard maçı inceledik. STB1 maçı inceleyeceğiz. Niye Leopard ve STB1 bu oyunun en iyi tankı diyorum? Bu oyunda alınması ve oynanması gereken çok zevk alacağınız tanklar diyorum. Burada göreceğiz. Leopard'ı gördünüz. İki farklı oyun stili çıktı Leopard'a. İşte birinde yattık tamamen, hat tuttuk. Diğerinde hat tuttuk, zamanı geldiğinde de ileri bastık. Japon STB tankı da aynı kafayla oynanabilecek bir tank. Fakat Japon STB bir tankı tepeleri çok daha iyi kullanıyor Leopard'a göre. Çünkü Japon STB bir tankının pnömatik süspansiyonu var ve çok ciddi bir şekilde tareti eğiriyor ve 5,2 saniye bir de ateş edebiliyorsunuz bu muazzam topla. Mermi hızı çok fazla hızlı değil. 1100 küsurlarda diye biliyorum ben, bakalım. 1185. Çok kötü değil, süper değil, bir leopar değil. Buna istinaden üstümüze taktığımız teleskopik dürbün yine. Belki bir çivi, lan oraya teleskopik dürbün ya. Lan STB, lan bir şey dengeleyici tak, ne bileyim falan diyecek ama hayır arkadaşlar. Teleskopik dürbün bazı maçları çok ciddi bir şekilde kurtarabilir ya da hasar ortalamanızı arttırmanızı sağlayabilir. Çünkü light'ımız bakın nerelerde geziyor. Sevgili Manticore, Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın diyelim, çok da fazla konuşmayalım. Düşman light'ı biraz sonra nerede olduğunu göreceksiniz. Tahmin ediyorsunuzdur ya, biraz alttaki çalıda ya öndeki şu binalar falan var ya, şuradaki o çalıda da falan filan diyorsunuz. Ha, çıktı değil mi? Hayır, yo, Manticore değilmiş o. Nerede bu Manticore? Bu Manticore nerede? Yani hemen şu evin arkasındaki şurada falan değil mi? Açılması gerek falan diyorsunuz değil mi? Manticore dibimize girmiş arkadaşlar. Bizim tankın, bizim Manticore'un gireceği yere, aha da bak nerede çıktı. Rakip Manticore girmiş. Yani ben Manticore'un oraya girmesi gerektiğini Light'ı iyi oynayamayan biri olarak biliyorum. Abiciğim, bu benim hatam, holsuzluğum. Ama böyle bir hata yapamazsın sen ya. Böyle bir hata yapamazsın. Manticore'a ben spot veriyorum. Tekrar spot veriyorum. Bir hasar alıyorum. Önemli olan Manticore'un garaja gitmesi diyorum. Ama yine garaja yollayamıyoruz. Önemli değil. Çok ciddi bir şekilde rakip Manticore'u hasarla bıraktık. Canını azalttık. Ama bizim Manticore'un hala nerelerde gezdiğini görüyorsunuz. Ya tamam kardeşim, canın kıymetli de seninki can da bizimki patlıcan mı anasını satayım ya? Ha? Neyse, kahve içiyorum ve Türk kahvesi ve %15 bonus. Japon tanklarına Türk kahvesi bonus veriyor.
Şimdi burada bu haritada Redshire haritasında şu benim bulunduğum bölgeyi almak, özellikle Medlerin oraya alması muazzam derecede hayati bir şey. Çünkü bu bölge hem sola destek verir hem sağa destek. Bir miktar düşman base'ini görür. Sağdaki soldaki kaleyi görür, nehri görür, kendi base'ini görür. Bu tepe hayati bir tepedir ve biraz sonra bu tepenin etrafında ben dolaşarak maçı oynayacağım, göreceksiniz. Tabii buradaki tankımın muhteşem bir şekilde taretinin ve topunun eğilmesini de kullanacağım. Belki başka bir tankla öyle oynayamayabilirsiniz. Düz bir tankla. Bir 430'uyla öyle, o şekilde oynayamayabilirsiniz. İşte bu da STV'nin özelliği. Bu arada Leopar benden sektirdi. Ben Leopar hasarı verdim. Bir atış daha yaptım Mouse'a. Mouse da bana atış yaptı. Burada biraz daha korunaklı oynayabilirdik ama benim hasar vermem gerekiyor diyorum. Çünkü birilerinin o tanklara tehdit olması gerek diyorum ve bu arada ciddi bir şekilde yarı canımı verdim ben. Spotu ben yapıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu hattın tutulması çok önemli bu ortada. Geri çekildim. Bakın ilk aldığım pozisyondan çok farklı bir pozisyon değil. Leopar'a tekrar atışımı yaptım. Leopar bana atışını yapamadı ki çok hızlı nişan alabilen bir tank ki benden önce de orada pozisyondaydı. Fakat çok hızlı kaçtım ve taretimin o eğimde denilemeyecek bir taret olduğunu biliyorum. Leopar da biliyor, ateş bile etmedi. M60 var orada. Arkama bakıyorum. Mantileri hala sağlam. Bizim Light'ı arıyorum. Nerede Light bizim? Yok, gitmiş. Ölmüş. Korku bu şekildedir arkadaşlar. Sizi hiçbir şey yaptırmaz. Size hiçbir şey yaptırmaz. O mantikor gitse birinci dakika kafa kafaya girse diğer mantikorla belki ikisi de ölecek ve faydası olacak. Ama şu anda hiçbir faydası yok bize mantikorun. Şimdi aynı bölgedeyiz. Hattı tutmaya çalışıyorum. Haritaya baktığımızda kitlenmiş gibi görünse de inanın hiçbir şekilde kitlenmedi harita. Adamlar çok ciddi bir şekilde basacak. Burada bizim sol tarafın daha agresif olması gerek. Niye? Sayısal üstünlüğü var arkadaşlar. Hemen haritaya bakalım. 1, 2, 3, 4 tank var. Düşmanın 4 tankı var. 3 tankı kaldı. Düşmanın orada. Bakalım 1, 2, 3, 4 tankı. 3 tankı. 4, 4, 4 ya da 3 tank var. Şimdi şey yapmayalım. Bu arada hemen Leopar'ı gördük. Sağdan çıkan Leopar'ı gördük. Atışımızı yaptık. Leopar'ı bir atış daha yapacak mıyız? Şanssız bir şekilde sektiriyoruz. Ama bir sonraki atışı da Leopar'a yapamıyorum. Yine garaja yollayamıyorum Leopar'ı. Garaja yolladım diyeceğim sandınız ama hayır, yollayamadık. Fakat orayı tutmaya devam ediyorum. Ben orayı ne kadar tutarsam belki arkadan gelirler diyorum. Ama gelmiyorlar. Bu arada M60'a hasarımızı veriyoruz. Geri düşüyorum. Israrla o bölgeyi korumaya çalışıyorum. Çok fazla pozisyonumu kaybetmeye çalışmıyorum. Ama ısrarla arkadaşlarımız o bölgeye ya da benim yanıma gelmiyorlar. Aslında benim yanıma gelse birçoğu ya da bir ikisi orada çok ciddi şekilde iş çıkaracaklar. Farkında değiller. Beni ilgilendirmez diyorum. Tekrar geri çekilerek farklı bir pozisyon olarak arkaya doğru gidiyorum. Yine tepenin arkasına sadece taretimi göstermek istiyorum ben bu adamlara. Nasıl olsa topum eğiliyor. Pneumatik süspansiyonum da var. Nişanım da fena değil. İyi. Yani hallice diyebiliriz. Bir leopar değil. Yukarı doğru çıkarak tekrar düşman tanklarına bakmak istiyorum. Benim burayı sürekli spotta tutmam gerek ve gördüğüm her tanka da ateş edip hasar vermem gerek. Burada bir kör atış yapayım mı derken sol tarafta bir projetto görüyorum. O arada M60 tabii ki bana hasar veriyor. Fakat projettoyu spotluyorum. Onu arkadaşlarım garaja yolluyor. Ardından kaçan artıya top dişinden bir atış yapıyorum. İkinci atışı yapmadan arkadaşım Conqueror Arty onu garaja yolluyor. Ve bu şekilde bir anda 2800 zer aşağı yukarı hem hasar hem de spot hasarına ulaşıyoruz. Ona 7 hala şansımız var fakat buradaki şansımızın en önemli şeyi benim yanıma desteğe gelmeleri gerek ve arkadaki ağır bölgelerin temizlemeye gitmeleri gerek. İlk başta ya ağır bölgesine mi gideyim falan diyorum. Yok diyorum ya orada iki tank var zaten. A diyorum VK da arkadan geliyor. Onların ağırları iyice düştü. Acaba diyorum objede cap mi yapsak? Ve kafam karışık. En sonunda yukarı çıkıp aşağı bakmayı düşünüyorum. Çünkü belki orada Grenade ve T57'ye atış pozisyonu verebileceğim ya da spot yapabileceğim durumlar olur diyorum ve görür çıkar çıkmaz da M60 görür görmez yapıştırıyorum. Hasarımı yapıştırıyorum abi. Ama maç gitti. Net. Artık şu anda aldığımız pozisyon çok saçma. Bakın hani artık burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Obje 140 ve FV buradaydı. Ne olduysa buraya indi. Ne düşündüler bilmiyorum, tamam mı? Buraya indi. Onlar buraya inince bu arkadaşlar buraya gitti. Onlar buraya kadar geldi. Aa lan dedi adamlar gitmiş. FV adam gitmiş oğlum. Valla ben sana söyledim obje yani dedim ben dedim.
Ben dedim tepeye çıkarım dedim. E dönüz manya deyip sonra buradan geri dönmeye çalışıyorlar. Yani şu anda tam şöyle. Nereye? Tepeye gidelim. Aa, tanklar çok burada. Hadi aşağı. Aa, düşman. Aa, arkada. Hadi bizim base'i. Gibi oldu şu anda adamlar. Yani tamamen eblek, avalak bir durumdalar. Ben de burada bir taraflarımı yırtıyorum. Bir taraflarımı. Ve arkadan 277'yi görüyorum. Nişanımı alıyorum. Cuk diye onu atışımı yaparak hasarımı veriyorum. Artık burada tamamen ben maçın kaybedildiğini düşünüyorum. Ufacık bir ümidim vardı. Fakat T57 ve Grid'in de arkadan ve diğer taraftan sıkıştırıldığını gördüğüm anda vazgeçtim. O ümidi artık korumuyorum ve lanet olsun diyorum. Benim için önemli olan zar. Bunu yapmanız gerekiyor. Eğer takımınız tamamen gitmişse hasara odaklanmanız gerekiyor. VK'yı gördüm. Biraz daha beklemem gerekiyordu. O zaten bilmeden tankın sola çevirdiği için çok net bir şekilde mermimi sektirdi. Evet, orada bir tank daha görüyorum. SP2'ye hasarımızı da veriyoruz. 356 hasar SP2'ye verdik. Aşağı doğru indik. Artık burada maçı bitirdik gibi. 3800 hasar. Daha fazla hasarlara ulaşabilirdim. Çok basit hasarlar yedim. Burada kaçıp arkada da yatabilirdim. Çok 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 daha önce. Ve teleskopik dürbünümü de kullanabilirdim. Evet, 3 tankı da gördünüz. Daha doğrusu 2 tankı gördünüz, 3 reply gördünüz. Ama söyleyebileceklerim şunlar arkadaşlar. Bu 2 tank Leopard ve STB1 oyunun en iyi tankları. Orta olarak oyunda oynayabileceğiniz en fazla sizi oyun içinde tutacak. Projetto'yu da bunları koyabilirim. Hani tank tavsiyesi diyorsunuz ya, o da tank tavsiyesi. Projetto'yu da bunları koyabilirim. Bunların içine koyabilirim. Fakat bu ikisi seviye 10'da gerçekten muazzam işler çıkarıyor. Evet, 3800 çok böyle ahım şahım bir hasar değil, değil mi? Yani bu replay'i niye koydun ki? Diyebilirsiniz. Hani 3800 hasar belki birçoğunuz çok rahat atabiliyor. STB, Leopard gibi tanklarla. Bu replay'i koymamın sebebi şu. STB'yi de gördünüz. İlk başta tepenin burasındaydık. Sonra buraya geldik. Sonra diğer tarafa geçtik. Ve en sonunda buraya geldik. Tepeyi kullanmak, pozisyonu kullanmak çok önemli. Ve maç sonrasında M60 sanırım Türk'tü. Adını hatırlamayacağım. Eğer izliyorsa alta yorumlara yazsın. Aa, bendim dostum o desin. Maç sonunda ya bir rahat bırakmadım bizi 3K 5K hasar atalım. Ama çok iyi oldun tebrik ederim yazdı. Yapmanız gerekeni yapmanız gerekiyor. Ve elinizde böyle tanklar varsa. Böyle haritalarda light'ınızın olmadığı anlarda teleskobik dürbün sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Yeri geliyor çok ciddi hasarlara ulaşmanıza sebebiyet veriyor. Sürekli spot verdik sürekli. Ha takım vurmadı. Yapacak bir şeyim yok. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu 3 reply'de keyifli geçmiştir. Kısa kısa koymaya çalıştım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.